Evet sevgili öğrenciler ve değerli arkadaşlarım, AYT Kimya Denemesi 19 soru 1. Açısal momentum kuantum değeri 3 olan orbitalin ML değeri, yani manyetik kuantum sayısı hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Çözüm, yardımcı çözüme geçiyorum. Açısal momentum kuantum sayısı L ile gösterilir. L0 değer S orbitalini ifade eder. L1 P orbitalleri, L2 D orbitallerini, L3 için F orbitalleri ifade edilir. S orbitallerinde bulunan elektronun ML değeri arkadaşlar daima kaçtır? Sıfırdır. Ve mavi yazalım. Sıfırdır arkadaşlar. P orbitalleri için ML değeri daima nedir arkadaşlar? Eksi 1 ile yazalım. Eksi 1, 0, artı 1 değerlerini alır. Yine D orbitaller için ML değeri eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerlerini alırken F orbitalleri için ML değerleri eksi 3'ten başlayarak eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 ve artı 3 değerlerini alacaktır. Dolayısıyla şıkları incelediğim zaman gençler, bakın artı 4 değerini buldum. Veren hiçbir değer yoktur. Cevabımız D şıkkıdır. Şu A'yı karalayalım. Evet, gelelim iki nolu örneğimize. İki nolu örneğimiz ne diyor arkadaşlar? X ikinci periyottaki 7. element, Y 3. periyottaki 2. element, Z 4. periyottaki 3. element, X, Y, Z elementleri ile ilgili. Z'nin atom numarası 21'dir. X ile Y arasında X2'ye bileşi oluşur. X bileşiklerine daima -1 artı 7 arasında değerlik alır diyor. Yargılanan hangileri doğrudur diyor gençler. Şimdi X ikinci periyottaki 7. element ise X'in katman dağılımı 2, 7 şeklindedir. Y 3. periyottaki 2. element ise Y'nin katman dağılımı 2, 8, 2 şeklindedir. Z ise 4. periyot 3. element olduğu için 2, 8, 8, 4, S kare 3 değer 1 ile sonlanır. Dolayısıyla X'in özürlerin Z'nin atom numarası kaçtır arkadaşlar? 21'dir. 18, 20, 21. Dolayısıyla 1 nol yargımız doğrudur. Gelelim 2 nol yargımıza. Şimdi X ile Y arasında oluşan bileşik sorulmuş. Arkadaşlar Y elementi 3. periyot 2A grubunda olduğunda artı 2 değerlik alır. X elementi 2. periyot 2A grubunda olduğundan eksi 1 değerlik alır. Buradan çaprazlasak yükleri arkadaşlar, buradan ne olur? Y1 X2 bileşiği elde edilir. Yani X2'ye doğru bir gösterimdir. Gelelim 3'e arkadaşlar. X elementi atom numarası 9 olan fluor elementi olduğu için ne diyor? X bileşiklerinde eksi 1 artı 7 arası değerlik alır diyor. X 2. periyotik 7. element, 7. elementtir diyor bilgilerde. Dolayısıyla X'in atom numarası kaçtır arkadaşlar? 9'dur. Dolayısıyla fluor bileşiklerinde daima ne alır arkadaşlar? Daima eksi 1 değerlik alır. Yazalım oraya. Eksi 1 değerliği alır. Dolayısıyla 3 nol yargımız yanlıştır. 2 doğru. 1 doğru. 1 ve 2 cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 2 nolu örneğimize. Güzel bir soruydu. Geçiyorum 3'e. Ne diyor? 3'te arkadaşlar bir periyot tablonun bir kesiti verilmiş ve bununla alakalı sorular sorulmuş. Şekilde periyodik tablonun bir bölümü ve elementler verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Lityum, sodyum ve hidrojen benzer kimyasına özellik gösterir. Arkadaşlar hidrojen ametaldir. İstisnai bir durum olarak 1A grubunda bulunur. Dolayısıyla A şıkkımızın yanlış olduğunu buradan görebilirsiniz. Benzer kimyasal özellik gösteremez. Hidrojeni ayırmamız gerekir idi. B şıkkına bakalım. N ile O arasında NO2, N2O, N2O3 ve N2O2 bileşikler oluşabilir diyor. Şimdi arkadaşlar ben değerlere bakmam lazım. Azot nerede? 5A grubunda. Dolayısıyla azot eksi 3 ile artı 5 arasındaki değerlikleri alabilir. Bakalım doğru mudur? Eksi 2 artı 4. Eksi 2 artı 1. Eksi 2 artı 3. Eksi 2 artı 4. Dolayısıyla arkadaşlar azot elementi bileşiklerinde eksi 3 ile artı 5 arası arkadaşlar arası ne alacaktır? Değerlik alacağı için değerlik alır. Bu yüzden dolayıdır ki B şıkkımız doğrudur. Gelelim C'ye. Potasyum, klor ve argon atomlarının hacimleri arasında K büyüktür. Potasyum büyüktür, klor büyüktür. AR ilişkisi vardır diyor. Şimdi arkadaşlar klor ve AR 3. periyotta aynı periyotta, potasyum 4. periyotta. Dolayısıyla buradan periyoda en büyük olan potasyumun hacmi en büyüktür. K'dan adam yaparsak arkadaşlar aynı periyotta bulunan elementlerin atomları ve hacmi kıyaslanırken sağdan sola doğru artar.
Dolayısıyla Ar daha sağda, klor daha solda olduğu için arkadaşlar buradan klorun atom çapı Ar'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Birleştirirsek buradan K büyüktür, Cl büyüktür, Ar ilişkisi çıkar. Yani K, Cl, Ar, C şıkkımız doğrudur. Doğru olanları A ve B'ye tık atalım arkadaşlar. Gelelim D'ye. Doğada klor ve oksijen atomu molekülleri halinde bulunur diyor. Evet doğrudur. Doğada klor Cl2 şeklinde, genelde oksijen de O2 şeklinde bulunur arkadaşlar. Şeklinde bulunurlar. Yazalım. Şeklinde bulunurlar. Evet buradan D şıkkımız doğru olur. B şıkkına gelecek olursak manyezyumun oksijenin bileşiği bazik. MgO baziktir arkadaşlar. Metal oksitleri baziktir. Hidrojenin oksijen bileşiklerinden bir tür peroksit özelliği gösterir diyor. Evet H2O2'de arkadaşlar peroksit özelliği gösterir. E şıkkımız da doğrudur. Yani 3 nolu sorumuzun cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Geçiyoruz 4 nolu sorumuza. Aynı koşullardaki 6,4 gram XH gazının hacmi 4 gram SOH gazının hacmine eşittir diyor. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bu tarz soruları bileşik gaz eklemine ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Bakın yardımcı çözüm yaptım buraya. Buradan hemen devam edelim. Aynı koşullar dediği için P'ler aynıdır arkadaşlar. Buradan P'ler sadeleşir. Peki ne diyor burada? Hacmin 4 gram SOH gazının hacmine eşittir. Hacimler eşittir arkadaşlar. Buradan PXH4 eşittir PSO3'tür arkadaşlar. Buradan VXH4 eşittir arkadaşlar VSO3 olarak verilmiş. Dolayısıyla sol taraf sadeleşince 1 kalır. 1 eşittir. Burada NXH4 çarpı aynı koşullar dediği için RT'lerde sadeleşir. Burada NXH4 bölü ne diyeceğiz? NSO3 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan NSO3 eşittir NXH4 çıkar. 4 gram SO3. NSO3'ün mol sayısını ben bulabilirim. 4 bölü SO3 mol kütlesi 32 arkadaşlar. Buradan 48'e 80 yapar. Buradan kaç çıkar? 0.05 olarak bulunur. Yani buradan NXH4'ün mol sayısı 0.05 mol olarak bulunur. Kaç gramış? 6,4. Peki 0.05 mol XH4 arkadaşlar 6,4 gram ise buradan 1 mol XH4 A gram diyebilirim. İçler dışlar çarpımında A buradan 128 gram olarak bulunur. Dolayısıyla XH4 aldığım zaman buradan arkadaşlar X artı 4 çarpı 1 eşittir 128 ise buradan X'i 124 olarak bulurum. Cevabımız D şıkkı olur. Gelelim 5 nolu örneğimize. Verilen molekül çiftlerinden hangilerinin birbirinden çözünmesi beklenir diyor arkadaşlar. Kural nedir burada? Polar, poları, apolar, apolar ne yaparlar? Çözerler. Dolayısıyla metil alkolü açtığım zaman kırık doğru, H2S'i açtığım zaman kırık doğru, benzer moleküller arkadaşlar. Burada oluşan etkileşim polar polar etkileşimidir. Polar polar etkileşim bir diğer etkileşim türü de dipol dipol etkileşimidir arkadaşlar. Evet birbirine çözünürler. Gidelim 2'ye. O iki molekülü apolar karakterlidir arkadaşlar. CCl4 de apolar karakterlidir. Apolar karakterlidir. Dolayısıyla indiklenmiş dipol etkileşimi meydana gelir. Yani O2 molekülü ile karbon tetrakloru birbirinde çözünür. Aralarındaki etkileşim türü indiklenmiş dipol arkadaşlar indiklenmiş dipol etkileşimi gerçekleşir. Evet 3 nolu örneğimizde burada formik asit var. Formik asit polar moleküldür. O2 ise apolar molekül olduğu için arkadaşlar birbirine çözünmesi beklenemez. 1 ve 2 çözünmesi beklenendir. Cevabımız D şıkkıdır. 5 nolu örneğimizde. Hemen geçiyorum 6 nolu örneğimize. 6 nolu örneğimize hemen çözelim arkadaşlar. Bağların türü verilmiş. Verilen bilgilere göre arkadaşlar CKH4'e H2 katılırsa CKH6 elde edilirken tepkimesinin entalpisi kaç joule'dür diyor. Şimdi ben tepkimeyi buraya yazdım. CKH4 artı H2 CKH6. Tüm bağları gösterdiğimiz zaman buradan delta H0 eşittir diyorum. Kırılan bağlara geleceğim. 4 tane ne var? CH bağı kırılmış. Artı bir tane C, C çift bağı kırılmış arkadaşlar.
artı bir tane H bağı ne yapmış? Kırılmış burada. Dolayısıyla kırılan eksi diyorum. Oluşanlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ne var arkadaşlar? CH bağı var. Artı bir tane de C tekli bağı. C bağı var. Kapa parantezi. Dolayısıyla buradan delta H 0 eşittir. 4 tane CH bağı var. 4 tane CH bağı ile buradaki 6 tane CH bağı sadeleşirse kalanlar CC bağı bir tane artı HH bağı bir tane arkadaşlar eksi diyorum. H köşeli parantez 2 tane CH bağı burada kalırken bir tane CC bağı burada kalacaktır. Dolayısıyla verilen değerleri yerine yazacak olursam karbon çiftli bağı karbon bağının enerjisi kilojül olarak 610 olarak verilmiş. 610 artı hidrojen tekli bağı 435 olarak verilmiş. Eksi diyorum parantezi aç. 2 çarpı CH bağı 415 olarak verilmiş. İşte artı C tekli bağı C 343 olarak ne yapılmış verilmiş. Dolayısıyla buradan arkadaşlar delta H0 eşittir diyorum. 610'un 435 toplarsak buradan 1045 olarak bulunur. Eksi gelelim şimdi buraya köşeli parantez 830 artı 343 olarak bulunur. Buradan delta H0 eşittir diyorum. 1045 eksi 1173. Buradan delta H değerimiz ne olarak bulunur? Eksi 128 kilojül bölü mol başına bulunur. Yani cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Altın oğlu örneğimizden çok şahane bir örneğe, zorlayıcı bir örnek. ÖSYM'nin en zorlayıcı örneklerinden birisine geldik. Sevgili ve değerli arkadaşlar, hemen ne yapıyoruz? Altın oğlu, yedin oğlu örneğimizi çözüyoruz. Yedin oğlu örneğimizde arkadaşlar, bakın 0,4 molar demir 2 nitrat 0,2 molar magnezyum hidroksit 0,1 molar alüminyum hidroksit üzerinden demir 2 hidroksit bileşiği gönderilmiş. Bunların çözünürlüklerini kıyaslayın diyecek bize. Evet, şimdi baktığım zaman arkadaşlar, T santigrat derecede demir 2 hidroksitin KCC değeri 1.6 çarpı 10 direksi 14'tür. Şekilde numaralandırılmıştır. İçindeki maddelerin derişimleri verilen çözünürlüklere FOH2 yeterli miktarda gönderiliyor. Buna göre FOH2'nin çözünürlüklerini kıyaslayınız diyor arkadaşlar. Şimdi birden başlıyorum. Birinin çözeltide ne var arkadaşlar? Ne var? 0,4 molar demir 2 nitrat var. Kimi gönderiyorum? Demir 2 hidroksiti gönderiyorum. Ortak iyon etkisini gösteren kimdir? Demir artı 2 iyonlarıdır. Dolayısıyla demir 2 hidroksit demir artı 2 2 OH şeklinde çözünürken başlangıçta 0,4 molar kim vardır? Demir artı 2 iyonu vardır. FOH2'nin çözünürlüğüne Ç derse 1,1,2 olduğunda Ç 2Ç'dir. Ancak 0,4 molar neyi unutmuyorum? Demir artı 2 iyonlarını unutmuyorum. Buradan arkadaşlar KÇ eşittir diyorum. F artı 2 derişiminin birinci kuvveti çarpı diyorum arkadaşlar. Biraz yukarı kaydıralım. Buradan OH eksi derişiminin karesi. KÇ değerim kaç olarak verilmiş arkadaşlar? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 14 olarak verilmiş eşittir diyorum. Ç burada ihmal edilir. 0,4'ün birinci kuvveti çarpı OH kaç? 2Ç. 2Ç'nin neyi arkadaşlar? Karesi olarak bulunur. Buradan arkadaşlar ne diyeceğim? Geldim böyle hissediyorum. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir 0,4 çarpı 4Ç kare olur. Buradan 4Ç kareye çekecek olursam 16 bölü 4'ten 4 çıkar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 14 gelir. Buradan Ç kare eşittir 10 üzeri eksi 14 ise Ç buradan 10 üzeri tabi eksi 14 eksi 7 mol bölü litre olarak bulunur. Her tarafın karekökünü aldım. Yani birinci kaptaki çözünürlüğümüz kaçmış arkadaşlar? 10 üzeri eksi 7 mol bölü litre imiş. Bunu ifade etmek istiyorum. Evet, buradan devam edersek arkadaşlar. İkinci kaba geldim. İkinci kapta kim var? 0,2 molar magnezyum hidroksit var. Ne gönderdim? Demir 2 hidroksit. Peki ortak iyon kim? OH iyonları. Bakın arkadaşlar burada demir 2 hidroksit çözünürlüğünü çözünme denklemi yazacak olursam çift yön dengeyle FOH2 F artı 2 artı 2 OH eksi. İkinci kaptaki demir 2 hidroksit çözünürlüğünü Ç dersem F artı 2'nin derişimi Ç olur. OH'in derişimi 2Ç olur. Çünkü 1, 1, 2 katsayısı. Ancak burada
0,2 çarpı 2'den 0,4 molar ne vardır arkadaşlar? Ortak iyon vardır. Onu da buraya ne yapalım? Ekleyelim. 0,4 mol bölü litre ortak iyon. Buradan KC'yi yazacak olsam, KC eşittir F artı 2 derişiminin birinci kuvveti çarpı OH eksi derişiminin karesi. KC değerimiz 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir F artı 2'nin çözünürlüğüne C demiştik. Bu C daima ihmal küçük olduğu için buradan C çarpı OH yerine yazacağım 0,4. 0,4'ün karesi yazacağım. Buradan C'yi çekersek değerli öğrencilerimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 13 mol bölü litre olarak ne yaparsınız bulursunuz. İsterseniz sağlamasına bakabiliriz. Buradan ise dersem 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir C çarpı 0,4 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 0,16 olarak bulunur. Buradan C'ye çekecek olursam 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü düzenleyelim. 0,16 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Buradan 1,6 ile giderse 10 üzeri eksi 3 mol bölü litre olarak bulunur. Gelelim 3. kapta arkadaşlar. 3. kapta DM2 hidrosetin çözünürlüğüne. Ne var? 0,1 molar ale OHH var. Çözünürlüğüne C dedim. Yine aynı şekilde C 2C'dir. Peki arkadaşlar ortak iyon kim burada? 0,1 çarpı 3'ten 0,3 molar OH iyonları ortak iyon etkisi gösterecekti. Buradan KC eşittir diyorum. KC F artı 2 derişiminin birinci kuvveti çarpı OH eksi derişiminin neyi? Kaçıncı kuvveti? İkinci. KC yerine kaç yazacağım? 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir C diyorum çarpı bu ihmal olur küçük olduğu için arkadaşlar. 0,3'ün neyi karesi? Buradan C'yi çekecek olursam arkadaşlar 16 bölü 9 çarpı 10 üzeri eksi 13 mol bölü litre olarak bulunur. Dolayısıyla en büyük çözünürlük kaçta çıktı? 1'de çıktı. 1 büyüktür diyorum. Sonra arkadaşlar 3 bakın 2'den büyük. Sonra 3 diyorum. Sonra 2 diyorum. 1, 3, 2 cevabımız 5 şık olur. Evet bu güzel sorudan geçiyorum 8 nolu örneğimize. 2NH3 artı ısı N2 artı 3H2 denge tepkimesi sıcaklık arttırılıyormuş. Buna göre sistemin yeniden dengeye ulaşana kadar bileşenlerin derişim zaman grafiği hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar ısıyı arttırdığım zaman denge nereye kayacaktır? Sağa kayacaktır. Yazalım. Denge sağa kayar. Sağa kayar. Dolayısıyla NH3 miktarı ne yapar? Azalır. Miktarı azalır. N2 miktarı ne yapar arkadaşlar? Artar ve derişim artar. H2 miktarı ne yapar arkadaşlar? Artar. Dolayısıyla sistem arkadaşlar V sabit olduğunu burada ifade edelim. V sabit, hacim sabit. Onu ifade edelim arkadaşlar. Dolayısıyla burada arkadaşlar şöyle bir grafik çizebiliriz. Grafiği çiziyorum. Burada derişim, burada da zaman olsun arkadaşlar. Zaman. Şimdi NH3'ü yukarıda göstermişim. NH3'ü yukarıda göstermişim. Daha altında N2'yi göstermişim. Daha altında H2'yi göstermişim. Böyle bir denge düşündüğüm zaman T1 anında. Şimdi NH3 miktarı azalır diyor. Zaman azalır. N2 miktarı zamanla artar. H2 miktarı zamanla artar. Bunu uyan şık hangisinde var arkadaşlar? 8 nolu örneğimizde. B şıkkını incelersek sorunun doğru cevabını bulmuş oluruz. Şimdi değerli arkadaşlar 9 nol örneğimize gelelim. Bir çok güzel asit baz sorusu, titrasyon sorusu. Oda koşullarının 100 milim HNO3 yüzeysinin 0,5 molar NOH yüzeysiyle titre edilmesine ait titrasyon eğrisi yukarıda verilmiştir. Buna göre V1 ve V2 değeri hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar yukarıdan gönderilen sodyum hidroksit aşağıda olan kimmiş? Yani olayı şöyle gösterebiliriz. Nerede gösterelim? Şurada gösterecek olursak. Bretten gönderilen kimdir? Bretten gönderilen evet HNOH'tır. Sodyum hidroksit titre ediliyor. Ana çözeltimde kim var? HNO3 olduğunu gösterebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar titrasyon eğrisine göre bakın dikkat edelim. Başlangıçtaki HNO3 çözeltisinin pH değeri kaçtır? 1'dir. H2O3 yüzeysinin başlangıç pH değerini bulalım. pH 1 ise H artı derişim 10 üzeri eksi 1 molardır.
H2O kuvvet ağırlığı olduğu için arkadaşlar çözeltisinde 1 molar H artı varsa 0,1 molar, H2O3 miktarı da 0,1 mol bölü litredir molar derişim olarak. Yani benim başlangıçtaki H2O3 çözeltimin derişimi 0,1 mol bölü litre imiş. Evet, nerede, peki nasıl buldum onu? pH değerine yararlanarak arkadaşlar. pH 1 ise H artı derişimin 10 eksi pH'tan H artı derişim 10 eksi 1'dir. H2O3'ün 1 molar 1 molar H artı vereceği için, kuvvetli olduğu için 0,1 molar H artı 0,1 molar HNO3 çözeltisinden gelir. Dolayısıyla arkadaşlar pH 7 olduğu nokta eşdeğerlik noktası olduğundan ben eklenen OH hacmi V1 olduğunda eşdeğerlik noktasına ulaşılmıştır. Eşdeğerlik noktasında arkadaşlar M az V az T'de, M baz V baz T'de olduğundan hemen bu ilişkiyi kurabilirim ben. Asitimin molar derişimi kaçtı? 0,1'di. 0,1 çarpı V asit. Kaç milim asit harcamışız? 100 eşdeğerlik noktasının tersi değerli kaç? 1. Baza geldiğim zaman 0,5 molar idi. V gönderdim. Bazın hacmidir. Eşdeğerlik noktasına kadar V1'dir. Buraya V1 yazabiliriz. Çarpı bazımın tersi değerliğine OH olduğu için 1'dir. Buradan V bazı arkadaşlar 10 bölü 0,5'ten kaç çıkar? 20 mililitre veya 20 santimetre küp olarak bulunur. Yani V1 20'dir. Şimdi gelelim arkadaşlar. Sıfırdan itibaren ben V2 mililitre baz gönderdiğimde pH kaç olmuş? 13 olmuş. Yani pH 13 olduğunda ortam bazik olup pOH değerim 1'dir. OH eksi 10 üzeri eksi pOH'tan ortamın 25 santigrat olduğunu ifade ederim. Çünkü bazı arkadaşlar sorabiliyor. Ortam 20, pH artı pOH 14'tür. Bir çözelti için 25 derecede. Onu buraya belirtelim. pH 13 olduğunda ortam bazik olup pOH değerimiz kaç arkadaşlar? 1'dir. Le Cortman tanımında OH derişimiz 10 üzeri eksi 1'dir. Na OH kuvvetli baz olduğundan na artı OH'tan OH derişim kaç molar? 0,1 molar arkadaşlar. Ortam baziktir. OH derişimimiz fazladır. Dolayısıyla M baz V baz TD eksi M asit V asit TD formülünden arkadaşlar ve V toplam formülünden ben V2 ne yapabilirim? Bulabilirim. OH derişimim 0,1 eşittir diyorum arkadaşlar. Bazımın molar derişimi kaçtı? 0,5. 0,5 çarpı eklenen baz hacmine kaç diyeceğim? V2 diyeceğim. Çarpı TSI değerliğim 1 eksi asite gelelim. Asitin molar derişimi 0,1 olarak bulmuştuk. Hacmimiz 100'dü. Çarpı 100 diyorum. Çarpı TSI değerliğim 1 bölü diyorum. Ve toplam 100 mililitre asite V2 hacminde baz göndermiş olduk. Burada içler dışlar çarpımı yapacak olursak arkadaşlar 10 artı 0, 1 ve 2 eşittir. Buradan 0, 5 ve 2 eksi 10 gelir. Onu attım. 0 ve 2'yi sağa attım. Yani bilinenleri bir tarafa, bilmeyen bir tarafa attım. Burası 20 oldu. 10 daha 20 eşittir diyorum. Bu eksi olarak geçince 0,4 ve 2 ise diyorum. Buradan V2 eşittir 200 bölü 4. Yani onunla genişletince burada 50 mililitre olarak bulunur. Cevabımız A şıkkıdır. 9'dan geldim. 10'a arkadaşlar bir pil sorusu var. Standart hidrojen elektrotla kurulmuş. Şekilde 25 santigrat derecede ZnSHF elektrokimyasal piline göre arkadaşlar. 1. H2 gazı basıncını arttırma. 2. Birinci kaba 25 derecede su ekleme. 3. Zn elektrot yüzeyini arttırma. İşlemde hangilerinde pi potansiyeli artar diyor. Şimdi elektronun çıkış noktası ve varış noktasına baktığımız zaman arkadaşlar Zn elektrot anot elektronun çıkış noktası olduğu için standart hidrojen elektrot da ne olur? Katot elektrot olur. Anot yükseklenme olduğu için arkadaşlar Zn katısı burada yükseklenecektir. Buradan Zn artı 2 artı 2 elektron eksi katot indirgenme tepkimesi olduğu için H artı iyonları 2 elektron alarak H2 gazı şeklinde indirgenecektir. Pil tepkimesi ne olur arkadaşlar? Zn katısı artı 2H artı akualar siz yazarsınız. Buradan Zn artı 2 artı H2 gazı şeklinde ifade edilebilir. Dolayısıyla bir nol yargımdan başlıyorum. Şimdi tepkime yazıyorum buraya. Zn katısı artı 2H artı. Geldim buraya. Zn artı 2 artı H2 gazı tepkimesinde. H2 gazının basıncı artarsa arkadaşlar denge nereye kayar? Tersine sola kayar. Yazalım. Denge sola kayar azaltmak için. Dolayısıyla
pil potansiyeli solak aydınında E0 pil ne yapar arkadaşlar? Azalır. Yani pil potansiyeli artar demiş. Bir nolu işlemi ne yapamam ben arkadaşlar? Uygulayamam. Gelelim 2 nolu işlemimize. Birinci kaba 25 derece su ekleme. Şimdi tepkimi aynen yazıyorum. Zn katısı Zn katısı artı 2H artı pil tepkimesini tekrar yazıyorum. Zn artı 2 artı H2 gazı tepkimesini yazdığında. Birinci kaba su eklersen birinci kaptaki mar çinko artı 2 iyonları var. Çünkü o artı 2 iyonlar derecim ne yapar? Azalır. Denge nereye kayacaktır? Arttırmak için sağa kayacaktır. Yazalım. Denge sağa kayar arkadaşlar. Dolayısıyla E0 pil değerimiz artar. Yani 2 nolu işlemimiz uygulanabilir. Gelelim 3'e arkadaşlar. Veya 2 nolu yargımız doğrudur. Gelelim 3 nolu yargımıza. Çinko elektrot yüzeyini arttırma. Arkadaşlar elektrot yüzeyinde ZnK dengeyi ne yapmaz? Etkilemez katı olduğu için yazalım. Dengeyi etkilemez arkadaşlar. 3'te pil potansiyeli ne yapmaz? Artmaz. Dolayısıyla 3'e eksi koyalım. Yalnız 2'de pil potansiyeli artar. Arkadaşlar 10 nolu sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Gelelim 11 nolu örneğimize. Evet, yapı formülü verilen bileşik ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir alken açık yapı formülü verilmiş. Arkadaşlar A şıkkından başlıyorum. H2'li katılma tepkimesi verirse bağ açıları azalır diyor. Şimdi arkadaşlar alkenlerde bağ açıları 120 derecedir. Düzlem ışın geometri sahiptir. Eğer katılma tepkimesi gerçekleşirse düzgün 400 yapıya dönüşür. Dolayısıyla bağ açıları ne yapar? Azalır. A şıkkıma bakıyorum. A şıkkımız doğrudur. B şıkkı. Karbon atomları sp kare hibritleşmesi yapmıştır. Evet, her karbon atomunun bir tane pi bağı olduğu için sp kare hibriti yine sp kare hibriti yapmıştır. B şıkkımız doğrudur. Karbon atomları merkez atomdur arkadaşlar. Evet, karbon atomları merkez atom olup arkadaşlar A ile ne yapılır? Sembolize edilir. Sembolize arkadaşlar ne yapılır? Edilir. C'ye doğru D şıkkına bakıyorum. Bir sefer gösterimi arkadaşlar AX3'tür diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Karbonları merkez atom olarak A olarak gösterirsem XX buranın tamamını X dersem bir sefer gösterimi AX3 şeklindedir. D şıkkımız doğrudur. E şıkkına geldik. H2 ile katılma tepkimesi bir kez sigma bağları değil pi bağları kırılır arkadaşlar. Tepkimesinin daha zayıf olan pi bağları kırılır. Bağları kırılır. E şıkkımız yanlış şıktır. Cevap E11'dir. Gelelim arkadaşlar 11'den 12'ye. 12 numarası örneğimize baktığımız zaman X bileşiği açık yapı formülü verilmiş. Y bileşiği açık yapı verilmiş. Z bileşiği açık yapı formülü verilmiş. Formülleri verilen bileşikler ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar X normalmiş, Y ve Z dağılmamış bileşiklerdir. Şimdi X'in kapalı formülüne baktığın zaman C3H8'dir. Y bakın pi bağı var. Z'de de pi bağı. 2 tane pi bağı var. Dolayısıyla X alkandır arkadaşlar. Doymuş bileşiktir. Doymuş. Y doymamıştır yazıyoruz. Doymamıştır. Z'de 2 tane pi bağı olduğu için doymamış bileşiktir diyebiliriz. Doymamıştır. Dolayısıyla A şıkkımız doğrudur. B şıkkına bakıyorum. Y ve Z bileşiklerine su katılırsa Y'den alkol. Y hangisi? Alken arkadaşlar. Z'den keton oluşur. Alkenlere Markovnikov kuralına göre su katılırsa arkadaşlar buradan oluşacak alkolün ana ürün alkolün ismi 2 hidroksipropandır veya 2 propanol bileşiğidir. Gelelim. Bu bileşiğimiz propindir. Su katılırsa arkadaşlar keton oluşur. Bu önemli bir bilgidir. ÖSYM'i ara sıra sorar. Yani B şıkkımız doğrudur. Gelelim C'ye. Y bileşiği cis transizomere gösterir diyor. Y bileşiğini açık yapı formülü yazdığımız zaman. Bakın arkadaşlar. Karbon atomuna aynı grup bağlı olduğu için cis transizomere yapmaz göstermez. Cis trans yok arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. C'yi işaretleyelim. Cis trans izomerisi gösterebilmesi için C. En azından X burası Y. Burası arkadaşlar Y. Burası Z olmak zorunda. Mesela bu bir transtır arkadaşlar. Burada trans durum vardır.
Dilelim diye Z tolle seferlik ile tepkime verir. Z bakıyorum uçalkin. Uçalkinler amonyaklı gümüş titrat ve amonyaklı bakır bir kılır çözeltiler ile çakılık oluştururlar. Mesela burada arkadaşlar CH3, C3'lü bağ, CAG bileşiği çökeleği oluşur. Bu katı olarak ne yapar? Çöker arkadaşlar. D şıkkımız doğrudur. Aynı tepkimeyi F-link çözeltisiyle de verecektir. E şıkkına bakıyorum. Z uç alkindir. Evet. Üçlü bağ içeren karbonlarda hidrojen bağı varsa burası uç alkin özelliği gösterir. E şıkkımız doğrudur. 12 C şıkkı. Gelelim 13 nolu örneğimize. Aşağıda bazı bileşikler ve bunların adlandırmaları verilmiştir arkadaşlar. Tabi burada ne sormuş bize? Hangisi yanlış verilmiştir? Hangisi yanlıştır diyelim. Bu eksik kalmış soru kökü. Evet, yanlışı bulacağız. A şıkkından başlıyorum. Etonik asitin etil esteri. Etonik asiti arkadaşlar burada açacak olursam böyle bir bileşiktir. Etonik asitin etil esteri. A şıkkımız doğrudur. B geldim arkadaşlar. B'de 1-2-3 olarak isimlendirirsem 2 oksi propanaldır. B şıkkımız doğrudur. 2 oksi propanal bileşiğidir. Gelelim C'ye. Numaralandırma yaparsam arkadaşlar karboksil her zaman bir numarayı alır. 2-3-4 dediğim zaman buradan 4 bromo butanoik asit olarak isimlendiririz. Pentonoik asit demiş. C şıkkımızı yanlış olarak bulabiliriz. D şıkkına bakalım. Tersiyer butil asetat demiş. Tersiyer butil, bakın burada tersiyer butil var. Alkolden gelen kısım. Burada iki karbonlu asetik asitten gelen asetat var. Bir ester molekülüdür. D şıkkımız doğrudur. Gelelim E şıkkına. E şıkkında isimlendirme. Ketonlar sağa yakın olduğu için 1 diyorum, 2 diyorum, 3 diyorum, 4, 5 diyorum arkadaşlar. Bakın 4'te ne var? Alken var. 4 pen ten 4 penten 2 3 dion. Diketon yani dion olarak adlandırılır. 13 C şıkkıdır.